Biden'ın özellikle Ukrayna'nın NATO üyelik teklifi çatışmayı kazandıktan sonra değerlendirilecek söylemi var. Biden resmen Zelenski ile dalga geçiyor. Bak bu arada da bunu da söyleyelim. Zelenski büyük ihtimal Amerika'ya kaçabilir. Bak yakın zamanda Zelenski vatandaşlığı almıştır zaten, cepteler evet, o ya. Evet, Amerika'ya iltica edebilir. Böyle çok önemli söylentiler var. Çatışmayı kazandıktan sonra değerlendirilecek. Ya siz bu insanları, evet, bu devleti savaşa sokmadınız mı ya? Ya. NATO üye yapacağım diyerek. Ağzına bir şimdi parmak, Putin'in açıklaması ne oldu? Ülkelerinden F-16 uçaklarının kalktığı NATO ülkelerinin tümü bu savaşa dahil olacak dedi. Hadi kaldırsınlar bakalım. Çok önemli bir söylem. Ukrayna, evet, hadi bakalım Putin'in bu söyleminden sonra, evet, bak, NATO ülkeleri buyursunlar bakalım F-16'larını kendi sahalarından, hava sahalarından kaldırsınlar. Amerika Birleşik Devletleri gitsin Tayvan'a üst kursun bakalım. Bizde üstleri var ya. Çin'in hani aslında eyaleti olarak, 40. eyaleti olarak kendisine tekrardan katmak istediği Tayvan'a Amerika Birleşik Devletleri gitsin üst kursunda göreyim. NATO ülkeleri de kendi sahalarından bu Ukrayna-Amerika Savaşı nezdinde F-16'ları kaldırsın, gitsinler Rusya'yı o F-16'lar bombalasınlar da göreyim. Hadi bakalım ya. İşte devlet böyle Filistin olacak. Filistin halkına kırmızı karşı çizgiler. Kendini savunamayan, onurlu dik duruş içerisinde tüm acılara, imkansızlıklara rağmen bir duruş sergileyen, oradaki çaresiz, evet, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, silahsız insanlara karşı, Filistin halkına karşı bu kabadayılığı yaparsanız, Yemen'e karşı bu kabadayılığını yaparsanız, hadi bakalım şimdi yapalım. Rusya'ya karşı yapın, hadi, diyorsa yapın. Buyurun ya. Hocam, sizin yiğitliğinizi görelim, evet, bakalım. Üçsünüz ya, Avrupasınız, Amerikasınız ya. Görelim. Hadi kaldır bakalım F-16 uçaklarını. Net söyle. Hadi ya. Savaşa dahil olmuş sayılacak. Hadi bakalım. Ya bunlar zaten kaçak güreşiyor Koray Hocam. Türkiye yapmasın. Ukrayna maske. İsrail maske. Hani baktığın zaman. Ukrayna. Şimdi ne oldu? Biden. Ya işte savaşı kazanın da. Sonra bunu değerlendiririz. Ama hep iyi niyetli. Kaçacak. Hiç kötü niyetli konuştuğunu görmedim kaçacak. Biden'ı biliyor musun? Tabii çok iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Çok iyi. Ama değerlendireceğini söylüyor. Çok kapıları kapatmıyor. Bak bu da önemli bir şey. Bize şeyle ilgili yaptığı gibi, F-16'larla yaptığı gibi. Ben meclise kendim fikir olarak, iyimser bir fikir kullanacağım. Verilmesi taraftarı işte ona göre. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu güzel bir şey gibi algılıyor ya, böyle söylüyor. O karşında Sayın Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyesi zaten cepte Biden yani, tamam o işte falan. Ya biz bunu bir hani bir tavsiyeyle mi kalkacağız masadan ya? Hocam, biz böyle bir devletimiz. Bazı ya. Mesajlar geliyor şimdi, sorular geliyor, diyor ki hocalarım diyor, normalleşme iyi değil midir diyor. İyi değil midir diye soranlar var. Evet, normalleşme ama bakın. Anormalleşme. Normalleşme değil. Ne demek ya? Bu anormalleşme. Tek taraflı normalleşme mi olur? Evet, bravo. Adalarda silahlandırmayı kaldırsınlar. O zaman tatbikatlar devam ediyor. Tatbikatlar bitsin. Getireceğiz şimdi, izleyin. Evet. Yani şimdi evet, baktığın zaman bir sürü hala barış dışında tamamen savaşa yönelik hamleleri var, devam ediyor ve bundan vazgeçmiyorlar. Evet, normalleşelim ya, istiyoruz. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz olsun. Karşılıklı ticaret yapalım. Karşılıklı beraber tatbikat yapalım. Değil mi? Karşılıklı fayda odaklı beraber hareket edelim. Evet. Ama tek taraflı oluyor bu. Ya işte İDO sefer düzenlemiş. Normalleşmeye bak ya. Çok iyi. Yani acayip normalleşince de biz var ya, feci normalleşiyoruz ha yani. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.